Sevgililer, günün kutlu olsun hanım. Teşekkür ederim. Hayatım arkadaşım. Teşekkür ederim. Kabul ederim. Ne diyeyim kızım ya? ...95 yaşındayım. Aile arasında tanıştık böyle, birbirimizi görmeden tanıştık. Görmeden nişan olduk. Bu okula gitti. Okuldan gelesiye hiç birbirimizi görmedik. Evlendik, birbirimizi gördük. Ya, çok da yokluk çektik, çok zorluk çektik. Ama sevgi, saygı olunca o bize hiç dokunmadı. Birbirimizi sevdik, saydık, evlendik. Gurcuvi'ye gittik, çok yokluklar çektik, çok zorluklar çektik. Bu lojmana öyle ne banyosu var, ne suyu var, ne bir şey var. Ama bize o saygıyla, sevgiyle. Bismillah hanımefendi. Birbirimize son derece saygılı olduğumuz için sevgi de arkadan geldi böyle. Sevgi, saygı, birbirimizi bu kızdığı zaman çıkar giderdi. Geldi mi hiç o değil. Ben öyle, öyle çok güzel bir hayatımız oldu yavrum. Hoşuma gitmeyen bir şey söylese bile üstüne varmam ben. Onunla hoşgörüyle davranırım, hoşgörüyle kabul ederim. Bu da öyle. Birbirimizi öyle yitmedik, çapmadık. Çok güzel 70 yılı sürdürdük. Nasıl şimdi Amra yokken bunu çok özledim. Eski konuşmalarını, bana olan muhabbetlerini hatırlarım, özlerim. Çocuğumuz 16 sene olmadı. Anası babası bunu evlendirmeye kalktılar. Bu birinde askerden mektup göndermiş. Ben kayınvalidemin rafta gördüm. Yazıyı ta karşıdan öğrendim. Hatırladım. Onlar görmeden yazıyı mektubu aldım. Gittim dışarıda okudum. Diyor ki bu, siz bana evlen diyorsunuz ama ben Münevver'den başka kimseden çocuk istemem demiş. O bana büyük dağlarca bir kuvvet verdi. Sevgim 10 kat arttı. Ama Allah 16 seneden sonra bu yavrum verdi. 63'te kızım oldu. 65'te oğlum oldu. Oğlumuz 26 yaşında, Allah sizlere uzun ömür versin, o kazada öldü. Kadınlar hoşgörülü olması lazım. Kadınlar affetmesini bilmeli. Kadınlar yuvasını düşünerek yuvasını dağıtmamayı öğretmeli. Ben bazen böyle insanın eksik olmaz arada gırıl mırıl olduğumda hoşgörülü davrandım. Mesela yatağa yattık mı, hayırlı geceler hanım dedi mi, o gece bana iyi uykuluğa girer. Çok severim, iyi laflarını severim. Ben seni çok seviyorum. Devamlı söyler. Şimdi de söyler. Ben de bunu çok seviyorum. İnsan diyemiyorum. Ben de seni çok severim. Ben de senin işte hayalinde yaşıyorum. Sensiz yapamam vesaire edemem diye bu lafları söylemek de biraz söyledim. Çok söyledim. Şimdi seviyorum. Çok hanımımı çok sevdim. Evlilik meselesi böyle hafiften bir müessese değil. Evlilik kutsal müessese. Düşüneceksin daha zamanında. Severek, sayarak, her şeyini bilerek evleneceksin.
Eğer evlilik temelleri sağlam atılırsa o aile, o ailenin yaşaması devam eder. Sağlam binanın temeli gibi. Ve bundan sonra da ömrümüz varsa yine de yaşamak istiyoruz. Böyle dünyaya sığamadık mı? Ölmeyelim. Dünyada biz de yaşayalım. Temizliğini severim ben. Temizlik işlerini çok titizlikle, temizlik işlerinde titizdir. İyi çalışır, yapar. Bir de her yapacağı işi akıllıca yapar. Düşünerek yapar. Akıllıca yapar. Aniden birdenbire karar vermez. Düşünerek karar verir. O yönlerini severim. Bazen de bana yani ben bir erkeğim ama yine de doğruları konuşalım. Bana da akıl verir ve yön verir, yol çizer. O şekilde beraberce o yoldan devam ederiz. Bir beraberlikten ayrılmayız. Hadi bakalım. Bir an geldi ki mehtap senin.